Türkiye'deki kurulu işletmelerin sayısal olarak %99.8'ini, istihdamın %74.2'sini ve üretimin %54'ünü gerçekleştiren nedir diye sorarsam herkesin aklına aşağı yukarı aynı şey gelir. KOBİ'ler. KOBİ'leri konuşacağız. Çünkü KOBİ'ler bir anlamda yoksanan, varlığı yoksanan ve üvey evlat muamelesi gören kuruluşlar. Çünkü kendi ayakları üzerine durmaya çalışıyorlar. 250'den daha az sayıda personel çalıştırıyorlar. 10-15 personel çalıştıranları da var. Dolayısıyla devlet nezdinde her zaman yardıma muhtaç kuruluşlar olarak görülmesi lazım. Ve teknolojik gelişmelerden de haberdar edilmeleri lazım. Bunu konuşacağız. Stüdyomuzda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı, aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu var. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi KOBİ'leri yoksandığı ya da KOBİ'lerin yeterince güçlendirilmediği ve göz ardı edildiğine dair bazı iddialar var. Bu iddiaların çoğu gerçek, geçerli ama kimi zaman da KOBİ'ler aslında bunun arkasına sığınıyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Siz sayıları verdiniz. Evet. Ali Bey, hakikaten sayısal anlamda neredeyse yani binde ikisi, 250 kişi veya daha büyük firmalardan oluşuyor Türkiye'deki toplam girişimci sayısı, ki bu da takribi 2.7 milyon girişimci varmış. Evet. 2014 yılı sonu itibariyle rapor Kasım 2015'te yayınlandı ama 2014'ü kapsıyor. Sayıları verdiniz siz, 99.8, istihdamın 74.2'si, ki bence bu en başarılı oldukları nokta. Yani istihdamın ana kaynağı KOBİ'ler. Evet. Diğer rakamla karlılıkta veyahut katma değer yaratmada biraz daha geride kalıyor KOBİ'ler, ihracatta falan, ama ihracat rakamı 56.4, yani ülkemizin ihracatının %56.4'ünü KOBİ'ler yapıyor. İthalat oranı %37.8, yani dış ticaretten önemli pay alıyor ama daha fazla ihracat yapıyorlar, daha az ithalat yapıyorlar. Enteresan olduğunu düşünüyorum ve tabii ağırlık aslında 1.9 ile veya 10 ile 50 arasındaki, evet, çalışan sayısında. Tabii. Bu firmalarımızın tabii birçoğu aile işletmeleri oluyor. Bunların ikinci ve üçüncü nesillere geçişmelerinde de birçok sorun var. Aslında son dönemde hükümetlerimiz hakikaten KOBİ'lerin ayakta kalmasına, başarılı olmaları yönünde de çok ciddi destekler var. Biz oda başkanı olarak, ben biliyorsunuz uzun sürelerdir odalarda görevliyim ve biz hep sanayi üniversite işbirliğini konuştuğumuz dönemlerde maalesef çimento görevi olacak parasal yapı elimizde yoktu. Evet. Şu anda onlar da var. Bunlardan da KOBİ'ler önemli miktarda faydalanmaya başladılar. Bunun artmasını biz arzu ediyoruz. Bir de mikrolar orta büyüklükte KOBİ'ye geldiği zaman veya büyük KOBİ'ler olmaya, yani yüzü aştıktan sonraki bilhassa yüzü aşan KOBİ'lerde de biz en fazla yapmak istediğimiz bunların sermaye piyasalarına açılarak kurumsallaşmalarını tamamlamalarını. Tamam, tam da öyle bir soru geldi. Mert Bal diyor ki, halka arz seferberliği fiyaskosu yaşanmasaydı KOBİ borsasının kurulması için Türkiye bir imkan yaratır mıydı acaba? Evet. Acaba gerçekten mesela geride bıraktığımız yıllarda halka arz seferberliğinde yaşanan o büyük facialar diyeyim. Çünkü yani halka açılıp ertesi gün işte zarar ediyordu. Evet. Ve şirketler kapanıyordu, el değiştiriyordu ve şirket faaliyet alanını değiştiriyordu kurtulmak için. Dolayısıyla böyle şeylere izin verildiği için galiba KOBİ'ler de bu piyasaya girmek istemiyor. Yani KOBİ borsası kurulamadı. Belki de bu yüzden. Şimdi bizim borsamız da yani dünyanın diğer borsalarıyla kıyasladığınız zaman derinliği açısından sıkıntılarımız var. Yani bizdeki hareketler yukarı yönlü de aşağı yönlü de, bilhassa aşağı yönlü hareketler çok hızlı oluyor. Onun birçok nedeni var. Benim uzmanlık, evet, konum değil ama burada hakikaten buraya biraz da hükümetimizin daha organize, daha bilinçli, daha iyi yönlendirmesi lazım gereken bir konu. Daha iyi regüle edilmesi lazım. Yani burada sadece bedava bir sermaye kaynağı olarak bakılmamalı, kurumsallığın öne çıkması ve bu kurumların uzun yıllar yaşamasını sağlayacak altyapının oluşturması lazımdı. Muhtemelen biraz acele edildi burada. Yani çok derin bildiğim bir konu değil. Ancak Ali Bey,
tahmin yapabiliyorum. Burada acele edildiğinden ötürü yeteri kadar altyapı veya hukuksal yapı sağlanmadığı için bu şanssız olaylar oldu. Aslında borsadan çok büyük fayda sağlayacak ve yatırımcısına destek olabilecek KOBİ'lerde bu imkanlardan maalesef faydalanamadı diye düşünüyorum. Peki, bir istatistik okuyacağım şimdi buradan. 1 ila 19 kişi çalıştıran KOBİ'lerde düşük teknolojili üretimin payı %61. Evet. 20 ila 49 kişi çalıştıran işletmelerde düşük teknolojili üretimin payı %54. Daha fazla, yani 50 ila 249 kişi çalıştıran işletmelerde de %50. Yani ortalaması %50'ye tekabül evet. ediyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'deki KOBİ'ler düşük teknolojili ürünler üretiyorlar. Bir defa buradan çıkması lazım. Evet. Yani belki de en temel problem bu. Hani bir KOBİ borsasının kurulması, KOBİ'lerin desteklenmesi, desteklenmemesi gibi şeyleri geçtim. KOBİ'ler bir defa hangi alanda ve nasıl üretim yapacaklarına, yani kolay yoldan üretim yapmayı tercih ettiklerini düşünüyorum ben. Şimdi Ali Bey, tabii ki yani mantığında da bu var. KOBİ'lerin en büyük yani ekonomimize katkısı esnek olmaları. Evet. Bu yapılarıyla zaten iş yapabiliyorlar, ilerleyebiliyorlar. Arge yapacak, yatırım yapacak KOBİ'ler biraz daha büyümüş olanlar, yani 50 üzeri veya 100 üzeri insan çalıştıranlarda bu imkanlar oluşabiliyor. Çünkü Arge elemanını çalıştırabilmeniz için sizin belirli bir ciroya, belirli bir gelir seviyesine ulaşmanız lazım. Evet. Zaten eğer siz onu yapıyorsanız, sizin yaptığınızı kopya yapıp hemen aynı şeyi yapabilecek, yani rekabet açısından sizin birikim sağlamanızı engelleyecek potansiyel var. Çünkü KOBİ'siniz. Sizin işinize hemen fırsat gören bir başka KOBİ, bir başka rekabet edecek KOBİ girebiliyor. Dolayısıyla bu iş biraz yumurta tavuk meselesi. Yani bunu nasıl başlatırsınız, nasıl hızlandırırsınız, nasıl kartopu gibi büyütürsünüz? Hakikaten birbirine çok bağlı, ama işin özünde tabii ki bizim bir defa eğitim altyapımızdan başlamamız lazım. Evet. Yani biz burada bunu çok defalarca anlattık. Mesleki eğitime çok önem vermemiz lazım. O tabii başlı başına ayrı bir konu. Mesleki eğitimden gelen insanları iyi eğitilmiş insanlarla verimli çalıştırırsanız bir takım avantajlarınız ve rekabet gücünüz olacaktır. Ama KOBİ'lerin Arge elemanı çalıştırmak, Arge'ye yani ürün almadan para harcama imkanları maalesef Türkiye'de şu anda yok. Evet, peki son 3,5 dakikamız, orada da şu Arge reformunu konuşalım. Evet. Neyi getiriyor, neyi öngörüyor? Acaba şirketler bundan nasıl faydalanacaklar? Şimdi öncelikle biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde 50 kişi olan Arge personel sayısı 30'a düşmüştü. Şimdi bu yeni taslakta yazılım, ilaç ve tıbbi cihaz, tarım, gıda, biyoteknoloji ve bilgi işlem teknolojileri gibi teknolojik sektörlerde bu sayıyı 15'e düşürüyorlar. Yani burada amaç daha ufak ama sektörlerine göre gelirleri belki biraz daha ufak, daha ufak firmaların, KOBİ'lerin olduğu sektörlerde de Arge yapmaya fırsat veriyorlar. Bu bence çok önemli. Onun dışında üniversitedeki hocaların döner sermaye yerine vergilenmeden direkt projelerden aldıkları, kazandıkları paraları kullanmaları noktasında çok önemli bir değişiklik yapılıyor ki bence bu hakikaten kırılma noktası. Burada Sayın Başbakanımız projeyi anlattı ama Sayın Sanayi Bakanımızın burada çok emeği var. Bence o çimentoyu en fazla tutturacak noktalardan bir tanesi bu. Çünkü daha önceki deneyimlerde evet para vardı ama hoca yaptığı emeğin karşılığı, paranın büyük bir kısmını üniversitenin döner sermayesine yatırmak durumundaydı. Doğru. Veya başka yollarla aşmaya çalışıyordu bunu. Evet. Bunun önünü açtılar. Bence burada çok önemli fırsatlar olacak. Üniversiteden bizlere, KOBİ'lere gelin proje yapalım, şunları yapalım, bunları yapalım yönünde destekler olacağına inanıyorum. Bir de yine KOBİ'lere ve KOSGEB aracılığıyla KOSGEB'in bütçesini çok ciddi oranda arttırdılar. Biliyorsunuz ilk defa girişimcilik eğitimi alıp iş kuran kişilere 30 bin lira hibe, evet. 70 bin lira da faizsiz kredi veriliyorlardı. Bu rakamları 50 bin ve 100 bin olarak arttırdılar. Yani neredeyse değil %150 oranında arttırmış oldular.
Burada da çok ciddi fırsatlar olacaktır diye düşünüyorum. Bizler de odalar olarak tüm Türkiye genelinde girişimciliğin önünü açmak istiyoruz. Çünkü girişimcilik işsizliğin önündeki uzun vadeli değil kısa vadeli işsizliği en hızlı azaltan mekanizmalardan bir tanesi diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Tam da zamanda noktaladınız. 30 saniyeniz var. İsterseniz kullanın, isterseniz kapatalım birlikte. Ben size yayın öncesi söylemiştim. 6. yılınızı bu arada kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İş hayatına çok güzel bir fırsat veriyorsunuz. Sizleri tebrik ediyoruz. Kanalınızı ve şahsınızda sizleri. Çok teşekkürler. Tabii ki birlikte sizlerin de katkılarıyla ortaya çıkan bir şey. Çok teşekkürler Ayhan Bey. Ve böylece bugünü de noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi 22'de küresel piyasalar randevunuz var. Sakın kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.